Kasım Mart döneminde ligde üst üste 14 müsabaka kazanan Galatasaray'ın son 45 günde 7 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgisi var. Bence bu düşüşteki anahtar sebep burada öne çıkıyor. Sarı kırmızıların fikstürünün bir ara aşırı rahat olması. Galatasaray Şubat'ı 2, Mart ayını ise 3 müsabakayla tamamladı sadece. Elbette her futbolcu, her teknik adam fikstürü rahat olsun ister. Ancak Galatasaray'ın ritmini bu aşırı boşluklu maç takımı bozdu bence diyor. Yani... Hani derler ya yani takım kazanırken üst üste maç yapacaksın. Birden aralar girmeye başladı mı? Dünya Kupası arası Fenerbahçe oyununun bozulması gibi. Bir ara giriyor oyunun içine. Sen tam ritmini yakalamışsın bozuyor. Bir daha o seviyeye çıkmak hani bir atletin önce hani diyelim ki orta mesafecinin köşeyi döndükten sonra son düzlüğe geldikten sonra fırladık fırlayıp bitirmesi gerekiyor. Eğer bitiremezsen bir kere daha atak yapma şansı kalmıyor bedeninin. Bence Galatasaray'ın da Uğur'un dediği gibi böyle bir sıkıntısı oldu. Yani koptu oyun. Maçlar birbirinden kopunca bizim abartılı dinlenme, çok maç yapıyoruz meselesi Galatasaray'ın yani az maç yapan Galatasaray'ın aleyhine döndü. Hatırlarsan maç sezonun başında da Jorge Jesus büyük takımlar 3 maç yaparlar. Bu normal bir şeydir büyük takımlar için Demiştim. demişti. ve o zaman işleri iyi gidiyordu. Ne zaman ki maç kaybına uğradılar, yani gerçek maç kaybını antrenman yapıyorlardı. Ne zaman ki maç kaybına uğradılar orada onlar da biraz salınıma girdiler. Galatasaray da burada bence salınıma girdi. Uğur'un bu şeyi, bu yaklaşımı bence yani bugünün önemli tespitlerinden birisi. Ama hafta başından beri Adekup ve Metin'in haberleri, Mehmet'in haberleri yani bütün Galatasaray haberlerinde Adekup ve Solbek'te olmayacak. İşte Dubuha'yı tercih edecek, Barış Alper'i oynatacak. Bir haftadır bu haberler vardı. 11 bir açıklandı, hiç alakası yok. Aynen devam ediyor hoca. Çünkü Raşit sayı kesemezdi. Verim alıyordu ileride. Yani ee, antrenman bilmeyen birisi olarak, yani antrenmanı şey, izlememiş maç, maç birisi olarak. Maç performansı olarak, olarak konuşuyorum. Tabii ki antrenman. Kukbede sorun varsa, sorun varsa, önündekini ona yaklaştırarak o sorunu çözmeye çalışırsın. Öyle düşünüyorsan, öyleyse sorun. Yani bir sorun bir kişiyi mutlak değiştirmekle çözülmez. Bir şey vardır. Orta saha savunmacısını yanına götürür bir bariyer kurarsın. Öndeki oyuncunu biraz yaklaştırırsın. Alanı daraltırsın. Rakibin orada topla oynamasını engellersin. İşte bu yerli statüsü, buralı statüsüyle oynatma durumunun handikapı bu da. Sabah sabah onu da sordum. Kimlerle oynamış orada? Kazımcan var. Bak, siz diyorsunuz ki ön taraftaki gitsin. Yani ön taraftaki oraya yabancı koyalım, ön tarafa yerli koyalım. Emre ile orada oynadılar. Memnun kalmadılar. E şimdi memnun... Ondan kalmadılar, bundan da kalamıyorlar. Yani memnun kalmadılar. E siz diyorsunuz ki ondan memnun... Bundan da işte... Bu da böyle bir oyun. Yani seçeneği bir yerden üreteceksin. Ya oyunu değiştirerek yapacaksın ya oyuncu. Bizde en kolay şeydir yani Türkiye'nin en kolay ezberidir. Oyuncu değiştirir hemen. Onu olmaz da. Olacağını olacağını düşünüyor Çünkü her değiştiğin olumlu yansıyacağını o düşünüyor. O düşünüyor da düşünce böyle bir şey mi Değil. acaba? Yani Değil. düşünce diyorsunuz çıkıyorsunuz tamam. işin içinden. Böyle bir durum olmuyor. Antrenmanı bilmiyorsunuz, kimin ne çalıştığını bilmiyorsunuz. O, o önde oynayan oyuncuyu da sadece maçta. Ve tekrar görüntüler içinde izliyorsunuz. Devamlılığına dair bir fikriniz yok, sağlık saat durumuna dair bir fikriniz yok. Ama diye biliyorsunuz, sizin açınızdan bir sorun olmuyor yani. Yani bir şey oyuncuyla değişmiyorsa oyunla da değişebilir. Biz en az bunu düşünüyoruz.